Bu iktidar iktidara gelene kadar yalanla, sahte beyanla oyları toplayıp sonra size sırtını dönen iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi sadece hayat pahalılığı yaratmadı. Sadece ötekileştirerek, kutuplaştırarak toplumsal barışı zafiyete uğratmadı. Onlar devletin genleriyle oynadılar. Ve ülkemiz ne yazık ki her alanda olduğu gibi en çok da ekonomi alanında çok kötü yönetiliyor. Dünyada gıda fiyatları düşüyor. Türkiye'de enflasyon TÜİK'e göre %64, gıda enflasyonu %72 artmış. İstanbul Ticaret Odası gıda enflasyonunu 80.5 olarak belirlemiş. Ama Dünya Gıda Örgütü 2023'te %10 gıda fiyatları düşmüş diyor. Değerli vatandaşlarımız, seçimlere gittik. Oy talep ettiler. Elbette biliyorum, şöyle dediler. Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, oyu bize vermelisin. Sahte videolar yaptılar. Terörle ilişkilendirmeye çalıştılar. Eğer oyu bize vermezsen ezanı durduracaklar. Oyu bize vermezsen bayrağı indirecekler. Oyu bize vermezsen vatanı böldürecekler deyip aç karınlardan, işsiz insanlardan, güvencesiz çalışanlardan bir kere daha oy alıp iktidarlarını sürdürme yoluna gittiler. Şunu söyleyeyim. O gün ezanı dindirecekler dedikleri CHP'nin milletvekilleri bugün 5 vakit ezan okuyan müezzinin özlük haklarını yine bu kahramanlar savunuyor. Bu milletvekilleri savunuyor. O gün bayrağı indirtecekler dedikleri o bayrak dalgalansın diye can veren uzman çavuşun hakkını, hukukunu savunuyor. O gün vatanı böldürecekler dedikleri bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak 81 ilde 973 ilçede birliği, beraberliği, kardeşliği savunuyor. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunuyor. Peki onlar ne yapıyor? Onlar ezan, bayrak, vatan deyip sizden oy alıp fiyatların belini nasıl kırarız diyenler iktidara geldikleri günden bugüne benzin %85, ekmek %60, makarna %91, yumurta %55. 28 Mayıs'tan bugüne bütün köylüler, bütün kamyoncular, bütün dolmuşçular, bütün şoför esnafı, bugün yolu benzin istasyonunun önünden geçecek herkes şahidim olun. 14 Mayıs'ta mazotun litresi 18 lira 50 kuruş. Bugün 39 lira 80 kuruş. 18,5 liralık mazotu 40 lira yaptılar 28 Mayıs'tan bugüne kadar. Bu iktidar iktidara gelene kadar, seçimi geçirene kadar yalanla, sahte beyanla oyları toplayıp sonra size sırtını dönen iktidardır. Değerli vatandaşlarımız, son bir yılda sadece, son bir yılda dana eti %143, koyun eti %157, tavuk eti %180, zeytinyağı %180, zeytin %141 zam almış durumda. Ve siz ne aldınız, biz ne aldık? Memurun zammı %49,25, emeklinin zammı ise 37,57. Eğer ENAK'a göre, yani gerçek enflasyon rakamlarına göre olsa zamlar en az %80 olacaktı. Yani bugün 15 bin lira maaş alanın cebinden 5500 lira çalıyorlar. 20.500 alacaktı, 15 bin lira veriyorlar. Bugün 30 bin lira maaş alan 40 bin lira alacaktı, 10 bin lirasını cebinden çalıyorlar. Ama herkesin cebinden bir şey çalınıyor da esas cebinden çalınan Türkiye'deki en düşük emekli maaşı. Bugün itibariyle 7500 lira. Değerli emekliler, bu ülkeyi alıp 21 yılda bu noktaya getiren birisi sizi ne noktaya getirdi ona bakalım. Bu asgari ücret 17.002 lira. Yeterli değil. Yoksulluk sınırının altında, açlık sınırını zorluyor. Peki bu ne? Bu en düşük emekli maaşı. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin %147'si kadardı. Yani AK Parti geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi. Hiçbir şey yapmasa, sadece Bülent Ecevit hükümetinden aldığı şekliyle asgari ücretin %147'sini verse bugün en düşük emekli maaşı 25 bin lira olacak. Ancak şu an %44'ü kadar, 7500 lira. İşte Tayyip Erdoğan'ın emeklinin
elinden tutup getirdiği nokta. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce emeklinin aldığı en düşük emekli maaşı, şimdi aldığı emekli maaşı. Buna Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir emekli mahkum edilemez. Bunu kınıyoruz. Ve buradan bu parlamentodaki bütün milletvekillerine sesleniyorum. Grup başkan vekillerime hatırlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonlarda bekleyen önerisi en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret kadar olmasıdır. Önergemizi bu hafta getirin, oylatın. Kim emeklinin yanında, kim 7500 liralık görüyor emekliyi, bütün Türkiye görsün. Gelecek sene nasıl olacak? Emin olun bundan iki kat kötü olacak. Merkezi yönetim bütçesi açık veriyor. Aylık bazda 842 milyar lira açık verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük açığı. 2023 yılının tamamında 1 trilyon 375 milyar açık. 2022'ye göre bütçe açığı %864 arttı. %900, 9 kat. Bu rakamın içinde ama depreme harcananlar var. Depreme harcananları düştüğünüzde yine 425 milyar lira açık kalıyor. O da bir önceki yılın 3 katı demek. Gelecek sene bütçe açığının 2.7 trilyon olması, bunun da tam yarısının faizlere gitmesini kendileri planlıyorlar. Bu sene yüksek enflasyon nedeniyle cari harcamalar %111 arttı, personel giderleri %115 arttı, faiz harcamaları %117 büyüdü. Gelecek sene yaşananlar bunun tam iki katı olacak. O yüzden herkesin, özellikle emeklilerin, emekçilerin bu iktidara 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde hem belediye seçimi olduğunun farkında olarak memleketlerini iyi yönetecek yöneticileri seçmesi, hem de kendisine 7500 lirayı reva görenlere bu seçimlerde sarı kartı göstermesini bekliyoruz. Sarı kartı göstermesini. Eğer hain terör saldırısı olmasaydı pazar günü hep birlikte Keçiören'de hep birlikte olacaktık ve hep beraber artık yeter diyecektik. Sahip çıkıyoruz diyecektik. Anayasamıza sahip çıkıyoruz. Ülkemize sahip çıkıyoruz. Emeklimize sahip çıkıyoruz. Emekçimize sahip çıkıyoruz. Gençlerimize sahip çıkıyoruz. Ve biz bu gidişata hep birlikte dur diyoruz, artık yeter diyoruz diyecektik.